Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Kıymetli takipçilerimiz, FM TV ailesi, her pazartesi günü olduğu gibi Gönül Kuşağı programında yine sultanımızın karşısında moderatör arkadaşlarımızla, derviş hocamız ve Sami hocamızla beraberiz. Günümüzde gündemimizi son zamanlarda çok meşgul eden, bizi ağırdan hakikaten yaralayan, ciddi bir konu olan Filistin'deki kardeşlerimizin acıları, elemleri, kederleri hakikaten müminleri çok sardığı gibi münafıkları ve gayrimüslimleri ciddi bir şekilde bir araya topladı. Bununla alakalı gündemimizi oluşturacağız. Sultanım hoş geldiniz inşallah. Hoş bulduk. Rabbim razı olsun. Rabbim tesirlerinizi yüksek eylesin. Amin. Allah razı olsun. Sami hocama da, derviş hocama da sana da teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Rabbim inşallah gayretinizi artırsın inşallah. FM TV ekranlarında bizi seyredenlere selam ediyorum. Mevla-i Teâlâ şu anda Filistin'de Mescid-i Aksa yolunda Allah için mücadele veren mücahit kardeşlerimize Rabbim sonsuz yardımlarını ikram eylesin, ihsan eylesin. Onları adım adım zafere, adım adım Mescid-i Aksa'nın kurtuluşuna, adım adım Siyonist İsrail'in, Siyonistlerin oradan temizlenmesine sebep eylesin inşallah. Rabbim muhafaza eylesin. İnşallah kıymetli dostlar. Devamlı duada olacağız. Devamlı Mevla-i Teâlâ'ya müracaatta olacağız. Bakın 10 gün, aşağı yukarı 10 gündür bu mücadele devam ediyor. Bütün dünya Müslümanları olarak evet, bunun üzerinde durmak istiyorum. Evet, orada belki mücahit kardeşlerimizle beraber orada sahada bulunamıyoruz ama bu işin biliyorsunuz iki tarafı vardır. Bir, sahada bulunan mücahitler. İki, dua ekibi. Dua ekibi. Dua ekibi, öyle onu basite almayın. Çünkü mücahitlerin de sahibi, dua edicilerin de sahibi Allah Celle Celaluhu. O yüzden dolayı iki kanatla yürür bu işler yani. Ecdadımız da biliyorsun buna çok önem verirdi. Hem cihat, cihatta ne var? Mesela şimdi diyelim ki Osmanlı ne yapıyordu? Cihada çıktı. Bütün halk cihada gitmiyordu. Evet. En netice cihada giden bir kadro vardı, asker kadrosu vardı. Ama onların peşinden dua ekibi ne yapıyordu? Bütün halk duadaydı, müracaattaydı. Bedir'e bakıyorsun, Bedir'e çıkan sahabe, Uhud'a çıkan sahabe, Hender'e çıkan sahabe. Hep rakamlar belli. Ama ona göre çıkmayıp da vazifeli olan insanlar da mevcuttu. Ama onlar da gönülleri kimle beraber atıyordu? O mücahitlerle beraber atıyordu. Oradan şu anda zaten Filistin'deki biliyorsunuz mücahit kardeşlerimiz biz asker istemiyoruz diyor. Biz diyor dua istiyoruz diyor. Maddi ve belli yardımları gönderin ama niye? Çünkü askerde şey sıkıntısı var. Şimdi mesela her taraftan asker gelmeye kalksa askerin içine olmayacak insanlar girer. Fitne için girer. Evet. Yanlış hareket için girer. Yapılmaması gerekenleri yapmak için girer. O yüzden ama dua ekibini unutmayın. Birkaç kişiden gördüm. Gördüm. Bana videolarını attılar. Bazı ifadeler kullanıyorlar. Yani onlar çok ağırlar onlar ama onlar bir samimiyet kaynağı olarak kullandıklarını düşünüyorum. O yüzden dolayı kızmamaya çalışıyorum. İşte fetih okuyorlar diyor. Yasin okuyorlar diyor. Ya fetih zamanı mı? Ya ne demek o ya? O ne demek? O ne demek ya? Fetih zamanı tabii. Yasin şerif zamanı. Dua zamanı. Yani ama onlar da şu niyetle söylüyor. Öyle inanıyorum ben yani. Gönlüm öyle kabul ediyor. Yani buradaki kardeşlerimize her türlü desteği vermemiz lazım. Sırf fethi okuyarak, Yasin okuyarak değil de her türlü desteği verelim. Belki onun şeyiyle söylüyorlar ama öyle sen fethi okumayı, Fetih Suresi okumayı, Yasin-i Şerif okumayı, ibadetler yapmayı, zikretmeyi, dua etmeyi ne yapamazsın? Hafife alamazsın. Bu işin sahibi var ya. Bu işin sahibi kim? Sen şimdi kalkıp dersen ki mücahitler bu işi bitirecek dersen sen çok büyük hata yaparsın. mücahitler vazife yapar. İşi bitiren Allah'tır. Ama Allah da dünya Müslümanların kalbine bakar. Müslümanların durumuna bakar. Müslümanlar gerçekten istenilen şekilde kalben o mücahitlere dua ediyorsa, teveccüh ediyorsa, yöneliyorsa, gerçekten manen yardım ediyorsa bilin ki bu işi kim bitirir? Allah bitirir yani. O yüzden tekrar ediyorum. Yani öyle kalkıp da duaları, secdeleri, fetihleri, yasinleri, ifadeleri, müracaatları hafif görmek çok büyük tehlikedir yani. Allah muhafaza etsin. Gerçi ben dedim ya demin, onların ne maksatladır sen söyle. Yani daha büyük hizmet etmemiz lazım. Daha çok yardım etmemiz lazım. Onların yanında olmamız lazım. Bunu, bu işi sen söyle, hafife almamamız lazım babında söylüyorlardır diye düşünüyorum. Yoksa ben bu ifadelerden çok ceza çekerler Allah muhafaza etsin. Sen kimsin? Allah'a müracaat hafifi göreceksin. Sen kimsin? Kur'an, Fetih Suresini okunan fetihleri hafif göreceksin. Sen kimsin lan? Yasin-i Şerif hafif göreceksin. Var mı böyle bir şey? Kur'an aldığım şan ne? Öyle bir şey yok. Hocam işte sade onu mu yapsın? Sade onu yapmayacak. Elinden gelen Müslüman her şeyi yapacak. Ama ve lakin şu anda elinden gelen ne? Bu. Mevla'ya müracaat. Yalvarma. Bu kadar. Ne yapacaksın ya? O yüzden yani hiçbir çalışmayı ne görmemek lazım? Hafif görmemek lazım. Evet. Kimin yalvarması, kimin müracaatı. Bak ben size söylüyorum, yeminle söylüyorum. Samimiyetle söylüyorum ben bunu. Dünya Müslümanlarının gerçekten o samimiyetinden, Mevla-i Teâlâ'ya müracaatından, şu anda mücahit kardeşler var ya, ilerlemesini takip edin. Samimiyetle söylüyorum. Onlar bile, bak üzerinde duran bu ifade, onlar bile karşılaştığı bazı şeylerden ne yapıyorlar? Şaşırıyorlar ya. Allah nasıl yardım ediyor onlara ya? Evet. Allah nasıl yardım ediyor? Bir defa gönüllerine genişlik veriyor. Ya en büyük olay zaten biliyorsun şehadeti sevmek. Ya şehadeti sevmek en büyük olay ya. Tabii şehadeti seviyor. Ölmeyi seven bir mücahitlerle karşı karşıya kaldınız. Kaybettiniz siz ya. Her türlü kaybettiniz. Siyonist hainleri, zalimleri her türlü ne yaptı? Bak her türlü kaybetti. Bu sefer mi? İnşallah bu sefer olacak. İnşallah. İnşallah bu sefer olacak. Ama oldu ki bu sefer olmadı. Ben bunu düşünmüyorum. Düşünmüyorum, sadece bilgi söyleyeceğim. Ama yol açıldı, bu iş bittidir. Bu iş bitti yani. Çünkü İsrail'in bir tenekeden, boş bir gürültüden, teneke biliyor, boş teneke biliyor musun? Şunu yokuştan aşağı bırak boş tenekeyi. Çok ses çıkar. Var ya, قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ. Onlar ağızlarıyla kinleri ne yapıyor? Bak, ağızlarıyla, yani bunlar medyalarıyla, reklamlarıyla, çalışmalarıyla Müslümanları bu şekilde ne yapıyorlar? Bastırıyorlar yani. Yoksa bunların içi var ya, tamamıyla son derece sen söyle korkak. كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَ. Bunlara var git ölümüne, üzerlerine ciddi yürü. Bunların ölümü böyle olur yani. Kütük, hurma kütükleri gibi. Hurma kütüğünün özelliği ne biliyor musun? Hurma kütüğünün özelliği. Dışarıdan bakarsan hiçbir şey yok. Yok. Hiçbir şey yok. Ama içi bitmiş. Bunlar böyle. Ciddi söylüyorum. Niye? Korkuyla bunları Allah ne yapar? Helak eder, perişan eder. O yüzden bizim yapmamız gereken şey bir Müslüman olarak evet, elimizden ne geliyorsa mutlaka ne yapacağız? Yerine getireceğiz ama özellikle. Şimdi şu anda bize ne düştü? Bunun üzerinde duruyorum. Bunu yapmazsan vebaldesin. Başta Levent Hoca. Başta Derviş Hoca. Başta Sami Hoca. Neyin vebalindesin kardeşim? Bak bu mücahit kardeşlerim gerçekten Mescid-i Aksa'yı kurtarmak için, bu zalimlerden, bu hainlerden kurtulmak için canlarını ortaya koydular mı? Koydular. malların, evlatları, şunları, bunların hepsini geçtiler mi? Karşılaşacakları şeyleri biliyorlar mıydı? Adamlar görmüyor. Paraşütle. Onlara başka bir isim var onun. Bilmem ne diyorlar. Ha? İşte değişik bir isim. Paraşütle adamlar, bak ya bu adam nereye gidiyor ya? Ya bu adam resmen ölüme gidiyor be kardeşim. Şehadete gidiyor bu adam ya. Anladın mı? Ya adam bu şekilde mücahitler ne yaptılar? Vazifesini yaptılar. Şimdi iş kime kaldı? İş Müslümanlara, bizlere kaldı yani. Biz de gerçekten bunları hakikaten düşünerek, vaktinde kalkarak, geceleri gerçekten Mevla-i Teâlâ'ya müracaat ederek, yalvararak, ya Rabbi ne olur Allah'ım ya. Bu kardeşlerimiz aslan gibi haklar mücadelelerini verdiler. Mükemmel bir şekilde ortaya koydular kendilerini. Ölümü, her şeyi önüne aldılar ve bunlar yürüyorlar ya Rabbi. Bu işin sahibi sensin ya Rabbi. Bu işin neticelendir ya Rabbi diye yalvaracağız Mevlamıza. Varsa hatamız, hatamızdan vazgeçeceğiz. İn tansurullâhe yansurküm. Allah buyuruyor. Allah'ın dine yardım ederseniz diyor Mevla size ne yapacağım? Yardım edeceğim. E peki niye yardım gelmez? Haramlardan vazgeçeceksin. Haram yardıma engeldir. Haram yardıma engeldir ya. Vazgeçeceksin ya. Hemen tövbekar olacaksın. Bak şu anda tekrar ediyorum, dünya Müslümanlarına büyük bir ne var? Ders var. Bak burada mücahit kardeşin vazifesini en güzel şekilde yapıyor. Sen de vazifeni en güzel şekilde yapacaksın. Kalkacaksın kardeşim. Oradaki mücahit kardeşinin, çoluğunun, çocuğunun her şeyini bırakarak, evet, şehadete koşan bu kadar. Bakıyorsun, konuşan, onların sözlüğüne bakıyor. Hepsi genç. Gencecik insanlar. Maşallah. Kitlenmişler bu işe. Çok güzel kitlenmişler. Hiçbir siyasiyle bu işi paylaşmamışlar. Niye? Biliyor ki siyasilerin hepsi illa kaypak. Hop! Onları satarlar. Hep böyle olmuş. Daha önce böyle olmuştu. Hiçbir siyasiyle neyi paylaşmamışlar? Bugün biliyorsunuz Hamas'ın siyasi kanadı var mesela. Hamas'ın siyasi kanadı bile şunu söylüyor. Diyor ki biz diyor bu olayı diyor televizyondan öğrendik diyor. Niye? Çünkü siyasi kanatlar ne hikmetse onlar o cihat şuurunu kaybetmiş durumda. İmanları o cihada ne yapmıyor? Cihada yürüyecek kadar imanları yok. İman yok demiyorum. İmanları cihat yapacak kadar yok. Yoksa bir iman var. Allah kabul etsin. Gaflet üzere kurulmuş bir iman. Ama öyle o iman onları ne yapmıyor? Şehadete sürükleyecek, şehadete yürüyebilecek bir arzu yok yani. Ama bak burada ne yaptı şeyler, mücahit kardeşler ne yaptılar? Yola çıktılar. Şehadeti gözüne aldılar. Her şey tamam, yürüyorlar yani. E şimdi sen kalkıp da bir Müslüman olarak ne yapacaksın? Mevla Teala'ya müracaat edeceksin. Yalvaracaksın. Ya Rabbi bu kardeşlerimizi. Evet illa. Şimdi bakın bir geceli bir sabah kalktık değil mi? Ne yaptık? Bir kalktık dedik ki aa ne olmuş? Tak Tel Aviv'i vurmuşlar. Ondan sonra Demir Kubbe'yi çökertmişler. Ondan sonra işte yürüyorlar. Gazze'deki o kapıları, yani şeye doğru, Kudüs'e doğru kapıları aşmışlar. Bak bir gecede. İnşallah aynı bir gecede bir bakacaksın ki tak Mescid-i Aksa'ya gelmişler. Şimdi çünkü tek kanattan gelmiyorlar biliyor musun? Nasıl geliyorlar? Sen söyle, çeşitli. Biri buradan geliyorsa biri buradan geliyor. Gruplar yani. Aynı yerden yürüseler biliyorsun tehlike, aynı yeri ne yaparlar? Bombalarlar. Ama öyle bir gelişi var ki şimdi onların bulunduğu yerleri de bombalayamıyorlar. Çünkü niye? Hep oralarda hep İsrail'in uşaklarıyla dolu yani. Veya Yahudilerle dolu. O yüzden dolayı adım adım her taraftan akın akın geliyorlar. İnşallah bir gece sabah kalktığımızda bir bakacaksın Allah'ın izniyle. Allah'ın başarmayı nasip etsin. Böyle kilitlenmişler yani. Ben nereden anlıyorum burada kilitlendiklerini? Açık söylüyorum ben. Çünkü baktım ki bu sefer o Fetih denilen, yani Mahmut Abbas denilen adam tam İsrail uşağı. Onun hiç haberi yok. Hatta Hamas'ın siyasi liderlerinin bile yok. Çoğunun haberi yok. Çoğunun haberi yok. İlla belki birkaç tanesi vardır ama bilemiyorum. Ama yok. En netice dünya üzerinde Müslüman liderler de nitelendiren insanlara bakıldığında onların hiç haberleri yok. Hiç. Hatta şu anda onlarla hiç bağlantı kurdurmuyorlarmış yani. Mesela çok önemli bir şey söylüyorum. Hiç bağlantı kurdurtturmuyorlarmış. Niye? Çünkü onlar hep iki taraf diyor. İki taraf kim ya? İki taraf kim? Yahudi taraf mı olur ya? Adam resmen isticacı, zalim. Ondan sonra çökmüş, Müslümanların haklarını her türlü ezmiş, her türlü ihmal etmiş. Dünyaya şımarık hareketler, bilmem ne bombaları kullanıyorlar. Normalde dünyaca suç. Fosfor bombalar var, ne diyorlar? Bak dünyaca suç. Ama İsrail kullanınca ne olmuyor? Sen söyle. Ses çıkartamıyor kimse yani. O yüzden yani bunları çok iyi değerlendirmek lazım. Gerçekten mücahit kardeşler çok güzel yola çıktılar. Güzel de kitlendiler. İnşallah Rabbim hedefe ulaştırsın inşallah. Hazreti Ömer zamanında biliyorsunuz Kudüs ne yapıldı? Fethedildi kansız. Hazreti Ömer'in o güzel duruşu, adaletli duruşu, biliyorsunuz ne yaptı orayı? Ondan sonra Yavuz Sultan Selim zamanında da biliyorsunuz yine Kudüs. Onlar da çok önemli yani. Bak yıllarca 1400 seneden beri takip et, 1400 seneden beri 150 sene falan Kudüs Müslümanların o gafletinden etkilenerek bu zalimler ne yapmışlar? Oraya ele geçirmişler yani. Yoksa 1400 sene Müslümanların yeri ya. Ya 1400 seneden beri Müslümanların diyorum size. Dikkat edin. Ama belki şimdi yok. Bazıları diyor ki Kudüs'te bizim bağlantımız yok. Doğru, onların bağlantısı yok. Ya adamın bağlantısı yok. Doğru mu? Doğru yok yani adamı. Niye? Bu adam imanla ne alakası var? İmansız herifin kalkıp da Kudüs'le nereye bağlantısı olacak? Onun bağlantısı, onun kıblesi ya Amerika'dır, ya İngiltere'dir, ya bilmem neresidir. Bir yerisidir yani. Yoksa bunu kalkıp da Kabe'ye kıble yapmıyor bu. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı hoş değerlendirerek düşünmüyor. Allah'ın bir emaneti olarak değerlendirmiyor. 1400 seneden beri bu Müslümanların ondan sonra bir peygamber, Davut Aleyhisselam tarafından başlayıp Süleyman Aleyhisselam tarafından bitirilen bir mabet olarak bize Allah'ın bir ikramı olarak değerlendirmiyor. Adam öyle bir derdi yok ki. Adam diyor ki sen söyle. Bizim diyor bağlantımız yok diyor. Doğru. Hak. Buna da kızıyorum ben. Bizim kendi arkadaşlarımız da bazen bana kızıyor. Adam bir bakıyorsun. Ya hocam böyle demiş. Kim demiş? Falancı demiş. Ne diyecekti? Ne bekliyordun ya? Adam dinsizin biri. Ne bekliyordun ya? Hocam İsrail desteklemiş. Kimi destekledi? Ya adam Yahudi uşağı. Kimi destekledi ya? Ben anlamıyorum burayı ya. Biz müminler olarak ne zaman ferasetimiz tam açılacak ya? Bu adam kimi destekleyecek? Ya bu adam gerçekten Müslümanları destekliyorsa sen bir defa dur bu adam ne iş ulan? Ne iş bu? Gavur uşağı, Yahudi uşağı kimi destekliyor? Müslüman. Ya bundan sen çekineceksin ya. Çekileceksin ya bu adam kim? Böyle bir şey yapmıyorlar zaten. Ama ben şuna üzülüyorum biliyor musun? Ne üzülüyor musun? Müslüman kardeşimin aa demesine kızıyorum ya. Oğlum ne bekliyorsun sen ya? Bir de nifak ehli çıktı piyasaya. Nifak ehli. Sorsam Müslümanım diyor. Anlıyor musun? Konuşmalarına konuşsa Müslümanım diyor. Ama konuşmaları tamamen İsrail yalnız. Ulan sen ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun ya? Müslümanları eleştiriyorsun. Mücahitleri eleştiriyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Öbür taraftan sen ne yapıyorsun? Ya tam bir münafık bunlar yani. Tam münafık diyorum sana. Allah muhafaza etsin. O yüzden Müslüman, Müslümanın yanında dur. Müslüman nerede durur? Müslümanın yanında durur. Hocam, şu anda böyle bir hata yok. Kesinlikle Müslümanlar ne yapmadı? Hata yapmadı. Tam tersi, Allah onlardan razı olsun. Dünya Müslümanlarına cihadı hatırlattılar. Şşş, cihat var, cihat. Hey Müslüman! Cihat var. Bi emvalihim ve enfusihim, hem de mallarıyla, canlarıyla. En faziletli amel nedir diye Efendimiz'e sorulduktan sonra, imandan sonra en faziletli amel cihattır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sen ne konuşuyorsun? Dünya Müslümanlarına konuşulması yasaklanmış olan, anlatılması yasaklanmış olan, her tarafta, dünyanın her tarafında, yani şu cihat, kesinlikle cihattan bahsedilmesi ne yapılmıyor? Müsaade edilmiyor yani. Bu durumda bu adamlar dünyayı hatırlattılar. Cihadı hatırlattılar yani. Müslümanlara heyecanlandılar. Ve bakıyorum, yani elhamdülillah arkadaşlarımız arasında kalmadı, şükürler olsun. Kalmadı diyorum ama. Bakıyorsun, öyle bir mahalle baskısıyla Allah muhafaza etsin, İsrail'i, Amerika'yı öyle güçlü görecek ki, ya kim ulan bunlar? Daha yakın zamanda Taliban kalkıp da Amerika'yı göndermedi bir şeyden, Afganistan'dan. Ama çok ilginç bir şey söyleyeceğim sana. O def etmeyi, göndermeyi de yine öyle bir haince yapıyorlar ki, onlar diyor bilerek çıktılar diyor. Niye bilerek çıkacaklarmış? Çok, niye? Ya Müslümanları öyle bir yemişler ki bizi, onlar çok güçlü, bilmem ne. Ne güçü ulan? Ne güçten bahsediyorsun? Hangi güçten bahsediyorsun? Ya hangi güçten bahsediyorsun ya? Allah'ın karşısında güç mü kalır ya? Allah'ın yardım ettiğinin karşısına kimse durabilir mi ya? Niye? İşi buradan görmemek için adamlar şöyle güçlü. Adam, ne güçlüsü lan? Hayatları korkaklık. Hayatları korkaklık diyorum sana. Ne diyor Halit bin Velid? Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, ya Halit, 60.000 kişilik bir ordu geliyor. Ya Ömer, emret diyor, tek başına onlara meydan okuyayım diyor. Tek başına. Hepsini diyor ölü görüyorum diyor. Ölü görüyorum. Ben Resulullah'tan duydum. Kendinde zikir olmayan insan ölüdür. Onların hepsini ölü görüyorum karşımda. Tek başına ya. Sen ne konuşuyorsun ya? O yüzden yani bu kafiri güçlü görmek, kafirin gücünden korkmak, bunlar imani tehlike. Allah muhafaza etsin. Kim durmam bunlar? Niye? Yaşamayı bilmek. Hep yaşamayı arzu etmek. Hep yaşamanın peşinde olmak. Ölmeyi bilmemek. Ondan kaynak. Ama sen bir İncil'e bak bakayım. Bak bakayım Müslümanlarla karşı karşıya kalabilirler mi? Bak bugün bir tane Amerika'nın bilmem ne askeri kanadından bir açıklama yapmış. Aman diyor, Türklerle karşı karşıya kalmayın diyor. Müslümanlarla. Niye? Onlar diyor geri çekilmeyi bilmiyorlar diyor. Ölüme diyor uçarak gidiyorlar diyor. Gördün mü sen? Görmedin mi? Gittin işte uçarak gidiyorlar mücahitler şimdi. Ya resmen uçarak gidiyorlar görmedin mi? Şeyle uçuyorlar. Gördün mü sen ya? Ya o yüzden yani Müslüman olarak bakacağımız noktayı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Yoksa Mevla-i Teâlâ'yı incitiriz, kırarız. Mevla'ya bakarak, ulan oğlum siz ne iş lan siz? Ne haldesiniz lan siz? Ne iş? Bu kafirden bu kadar korkuyorsunuz. Ya peygamber hayatında hiç görmüyor musunuz ya? Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar hiç bak. Efelen mesîru fil ard. Kul sîru fil ard. Kaç tane böyle ayet var Kur'an'a alayım şu anda. Ya diyor şu geçmiş ümmetlerin haline bir bakın diyor Mevla-i Teâlâ ya. Öyle kafa tutanlar, zulmedenler, haddini aşanlar, kendini bilmezler, ne yaptıklarını bilmezler, Müslümanları ezmeye kalkanlar, hidayete erenleri, ne'ûdübillah hakir görenler. Bir bakın onların da haline diyor Mevla-i Teâlâ. Bak Mevla ne yaptı hepsine. Bak Mevla hepsine ne yaptı. Bak peygamberler arkadaşlar, tekrar ediyorum, çok önemli bir ifade kullanacağım. Peygamberler vazife yaptı. İşi kim bitirdi? Allah bitirdi. Hiçbir peygamber şunu söyleyemez yani. Bu işi ben bitiriyorum. Diyebilir mi? Haşa. Diyemez. Ne der? Ben vazifemi yapıyorum. İşi kim bitiriyor? Allah. Ben açık söylüyorum. Gerçekten mücahit kardeşlerin şu ana kadar yaptığı hareketleri takip ediyorum. Gerçekten vazifelerini yapıyorlar yani. Öyle ölmeyi bayılmak zannetmiyorlar yani. Ölmeyi bayılmak zannetmiyorlar yani. Ve gerçekten de ne yapıyorlar? Ama en çok hoşuma giden şeyi söyleyeyim ben size. Gerçekten çok tebrik ediyorum. Öyle bir kitlenmişler ki şimdi hiçbir siyasi lidere kulak vermiyorlar. Niye? Çünkü biliyorlar ki siyasi lider ne yapacak? Bizi bu yolumuz ne yapacak? Durduracak. Eğer gerçekten de böyle devam ederlerse bu hedef ne yapar? Allah'ın izniyle yerini bulur arkadaşlar. Tek korkum bu, biliyor musunuz? Bir takım şeyleri bahane ederek çok sıkıştı. İsrail korkunç şeyleri sıkıştırılmaz. Ama bir takım şeyleri bahane ederek ondan sonra bunları durdurmaya kalkan, özellikle siyasi liderlerle alakalı söylüyorum. Bir bakmışım bunları ne yapıyorlar? Tek bu. Bunu da kulak vermezlerse, şu ana kadar vermediler. Vermezlerse bak Allah'ın izniyle Kassam yemin etmiş adamlar. İsimleri gibi. Kitlenmişler. O yüzden Rabbim inşallah gerçekten hedefe ulaşmaları nasip etsin inşallah. Amin. Bu işi sen basit ama bizim zamanımızda Mescid-i Aksa'nın gerçekten kurtuluşunu, Siyonistlerden kurtuluşunu görmek öyle bu iş ne değil? Hafif bir şey değil. Bu işin, tekrar ediyorum, ne boyutu var? Bir takım, sen söyle, karadan yürüyenlerin boyutu var ama dua ekibi var. Mevla ile gerçekten bağlantıları kuranlar, onlar var. Öyle yürüyen bir manevi güç var. O yüzden dolayı sen ne konuşuyorsun? Hakikaten bu işten çok Müslümanlar, dünya Müslümanları çok istifade eder bu işten. Çünkü gerçekten bak tarihte ne diyorsun? Hazreti Ömer zamanında fethedildi diyorsun. Ondan sonra devam ediyor böyle, geliyor devamlı. Şimdi de o yüzden Allah'ım inşallah o günleri görmeyi nasip etsin inşallah. Benim gönlüm devamlı şey geliyor bana inşallah. Bir sabah bir kalkıyoruz. Anlıyor musun? Belki de bu sabah. İnşallah. Veya yarın. Bilemeyiz yani. Bir kalkıyoruz, bir bakıyoruz. Tak! Nerede şeyler? Yani sen söyle, bizim mücahitler nerede? Tak! Mescid-i Aksa'ya dalmışlar. Yeminle söylüyorum ben size. Bir tane Yahudi kalmaz orada. Hepsi kaçar. Çünkü onlar وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَةٍ Allah buyuruyor. Onlar diyor hayata karşı çok hırslılar yani. Hiç ölümü asla ne yapmazlar. Çünkü onların ahiret diye bir olayı yok. Ne yaşarsa o. Ondan sonra zaten ahirete inanmıyor bunlar yani. Ondan sonra o yüzden dolayı bunların durumu ne? Aman ölmeyeyim. Aman ölmeyeyim yani. O yüzden tekrar ediyorum. Şimdi burada şurayı da ayırmak lazım. Burada da tabii bir olay var. Bu şimdi Siyonistler de Siyonist. Siyonist, Tevrat ehli değil bunlar. Yahudiyim deseler de aslında bunlar ne değiller? Kitap ehli değiller yani. Onu başlayalım. Tabii Kur'an'ı aldığım şu an geldikten sonra Tevrat ehli de yok. İncil ehli yok. Hepsinin hükmü kaldırıldı. Hepsi Kur'an-ı Kerim'e ne yapması lazım? Tabi olması lazım. Ama yine tahrif edilmiş olsa da bir Tevrat'ı takip edenler var ya, onlar bunları da kabul etmiyorlar. Çünkü bunlar tam dinsiz. Çünkü Türkiye'de de mesela ne var? Türkiye'de de mesela ne yapıyorsun? Adam Kur'an'ı kabul etmiyor. Ama sorsan Müslümanım diyor. Ulan senin Müslümanlıkla ne alakam var? Ne alakam var? Kur'an'ı aldığım şu an hükümlerini kabul etmediği halde Müslümanım diyenler gibi düşün yani. Anladın mı? Yani normalde Kur'an'ı dinlemez. Ondan sonra Kur'an'dan bir haber ama Müslümanlığı da kimse ne yapmıyor? Bırakmıyor yani. Kur'an'ın hükümlerinin geçerli olması lazım desen kabul etmez. Ama öbür taraftan da kimseye de Müslümanlığı bırakmaz. O yüzden bunlar da öyle işte. Bunlar normalde tam kitap ehli değil. Siyonist. O yüzden kısa anlattım, çok anladınız. Çok mu konuştum? Ondan sonra bunlar, tekrar ediyorum, Allah bunlara büyük bir korku verdi. Niye? Çünkü kaybetme korkuları. Müslüman böyle konularda her türlü kazançtı. Her türlü. Her türlü kazançtı ya. Şimdi ben bundan da çok etkileniyorum. Mevla-i Teâlâ cennette şehide soruyor. Dünya gitme, Efendimiz anlatıyor bunu. Dünya gitmek ister misin diyor. Şehide. Diyor ki ya Rabbi dünyaya dönmek istemem diyor ya. Ama sadece diyor şehadet anımı, şehadeti tekrar yaşamak için öğreniyor. Nasıl bir mükafat, nasıl bir güzellik Mevla-i Teâlâ veriyorsa sırf o şehadeti yaşamak için yani. Tekrar tekrar hatta yani. Sırf şehadet yaşamak için yani. O yüzden yani şehitliği basit ama mükemmel bir şey. Mükemmel. İşte o yüzden Müslüman öldü mü şehit oluyor, ölmezse gazi oluyor, devam ediyor. O yüzden Rabbim inşallah kardeşlerimize son derece başarılar nasip etsin inşallah. Maddi manevi önlerini açsın inşallah. İlla hedefe ulaşmayı nasip etsin. Her türlü olumsuzluklardan Mevla-i Teâlâ onları muhafaza etsin inşallah. Bu Siyonist'i de Mevla-i Teâlâ gerçekten Kudüs ve Müslüman topraklarından yok eylesin. Amerika tam zalim. Madem çok seviyorsun bu İsrail'i, ver kendi topraklarından. Al kendine. Almaz. Kullanmak için çünkü onlar birbirini seviyorlar. Onlar birbirinin dostluğunu, birbirinin şeyi tamamen menfaat. Menfaat için kendileri bunlar birbirini sever, dostluk yaparlar. Yoksa menfaat olmazsa, değil mi? Ya tamam, normalde şeyin tamamı, Filistin toprak, Kudüs'ün toprak tamamı Ankara kadar. Öyle çok ne değil? Aldı başını gidiyor değil de yani. Versin işte şey, Amerika Yahudilerine alsın onları. O alma, alır mı? O yüzden tekrar ediyorum. Allah Müslümanlara birlik, beraberlik, hakiki kardeşlikler nasip etsin. Benim tek üzüldüğüm şey, buna çok ağırlanıyorum ben. Çok ağırlanıyorum. Müslüman bir insanın Yahudi ağzıyla konuşması. Bu beni böyle ne yapıyor? Gerçekten ürkütüyor yani. Ya bunun hesabını veremezsiniz. Yapmayın. Bunu vebalini ödeyemezsiniz. Yapmayın. Bir Müslüman ne ağzıyla konuşmaz? Yahudi ağzıyla konuşmaz. Bir Müslüman münafık ağzıyla konuşmaz. Bir Müslüman durduğu yeri bilir ya. Ya Allah'la konuş ya. Allah'tan konuş ya. Peygamberden konuş ya. Kitabullah'tan konuş ya. Nerede durman gerektiğini buradan bak ya. Kalkıp sen nasıl münafık ağzıyla konuşursun ya? Nasıl sen kalkıp da Yahudi ağzıyla konuşursun ya? Nasıl kalkıp sen ne'udübillah şey ağzıyla konuşursun ya? Evet. Bir tanesi şöyle bir şey söyledi. Bilmiyorum öyle bir imkan var da olmuyor mu? Ben söyledi diyorum. Bilmiyorum ben. Sadece bilmiyorum. Merak için soruyorum. Biliyorsun İHA, SİHA yapıyoruz ya biz. Türkiye olarak. Ukrayna'ya vermişiz. Doğru mu? Rusya ile çarpışma esnasında. Ya Ukrayna'ya verirken oluyor Ukrayna Müslüman devlet mi? Yok, değil. Ne o? Baştan aşağı Hristiyan. Öyle değil mi? Ona verirken oluyor da gerçekten gazetedeki mücahitlere verme durumu olmuyor mu? Öyle konuştu ben bilmiyorum. Şimdi kalkıp da ne yapamam? Çok da böyle birilerine laf söyle gibi düşünmesini istemem ama böyle bir ifade bu akşam şeyde oldu yani sen söyle. ciddi bir tartışma da oldu. Ben de gerçekten bilmediğim konu olduğu için sadece bu kadar soruyorum yani. Ama bunu araştıracağım. Yani Ukrayna'ya biz İHA, SİHA verebiliyorsak ki Rusya'ya karşı aslında Putin'le de bakıldığı zaman normalde Türkiye'nin arasına gözüküyor. Normal. En azından normal gözüküyor yani. Gözüktüğü halde ona verip de mücahitlere verme durumumuz niye olmuyor, oluyor mu, olmuyor mu? Orayı çözemedim ben. Yani oluyor ya, Filistin halkına sahip çıkma konusunda böyle bir durumumuz var mı yok mu? Geçenlerde mesela miting olmuş. Olmuşlar ama miting oldu. O mitingde mesela İHA'nın, SİHA'nın başındaki isim mitingdeydi yani. Yapılan mitingdeydi yani kendisi yani. Demek ki duyarlı. Ama bu iş gerçekten nasıl oluyor? Bunu bir ne yapmak lazım? Çünkü şu anda öyle çok ezber konuşmak da istemiyorum. Yani olmayan bir şeyi konuşuyorsundur, yanlış olur yani. Ama olup da hakikaten olması gereken bir şeyse de niye olmuyor da insan ne yapmalı? Sormalı diye düşünüyorum. Ama tekrar ediyorum, ben şimdi olayı tam bilmediğim için inşallah araştıracağım. Araştırdıktan sonra da bunu gerçekten yine FM ekranında konuşacağım bunu yani. Yani bugün öyle mi şimdi? Yani ben anlamadığım şey, bizde de şey var biliyor musun? Misal diyorum yani. Şey gönder. Erzak gönder. Lan oğlum millet ölüyor. Erzak gönder. Tamam, göndermeyelim demeyelim. Tabii göndereceğiz elma. Ama bugün şu anda mücahitlerin en çok önemsediği, en çok olması gereken şey ne? Bana göre o hainlerin hava saldırılarına karşı mutlaka bir önlem alınması lazım yani. Çünkü bu hainler, bu zalimler kara savaşından kaçar, her türlü birebir mücadeleden kaçar. Müslümanları nereden vurur? Havadan vurur yani. Bilmem anlatabilir miyim? Yani. Ve dikkat ederseniz bunlar tek şeyleri de ne? Hava. Yoksa başka bir şeyleri bunları yok. Gel sahaya gel. Gelemez. Gelemez yani korkudan yani. Ondan sonra ne başına artım derler. Şimdi bunlara en önemli olan şey şimdi öyle değil mi? Bugün sen bunlara sahip çıkma durumu varsa gerçekten böyle, ben bilmiyorum olayları, yanlış anlaşılmasın. Ortada da karıştırmıyorum şimdi. Ama Ukrayna'ya sahip çıkmışız diyorlar. Nasıl çıktıysak. Neyse, siyaset işin içine girince mücahitler gölge etmeyin de başka ihsan istemez de diyor olabilirler de. Zaten şu anda mücahitler siyasilerin hiçbir tanesine kulak vermiyorlar. Ne kendi içinde ne dışarıdaki, çok da iyi yapıyorlar. Yaptıkları en iyi iş bu. Ya hocam işte sen öyle diyorsun ama şu anda Gazze'de çocuklar ölüyor. Hep ölüyor. Ya şu anda ölmüyor ki, hep ölüyor bu. Ya bırak şimdi yalandan sen merhamet ediyorum ayaklarını ya. Sen anlamıyor musun ya? Şu anda İsrail hapishanelerinde binlerce Filistinli kadının esir olduğunu biliyor musun? Binlerce gencin, binlerce Müslüman kardeşimizin, binlerce Filistin'in gerçekten haksız yere yattığını biliyor musun sen? Hiç bunu takip ediyor musun? Devamlı adım adım zaten ölümlerin hep olduğunu biliyor musun sen? Sen farkında mısın ya? Ondan sonra şimdi kalkmışsın, iyilik meleği olmuşsun. Aman hocam ölüyorlar, aman. Kardeş, savaşta ölür ya, bunlar olur. İnsanız tabii, etkileniriz ama kalkıp bunlar olmayacak diye beklemeyeceksin ya. Olmayacak diye beklemeyeceksin. Oluyorsa o zaman destek verelim. Gerçekten bak, mücahitler roketleri attığında zalimlerin bak ne etkileme, onları karşılama gücü var. Doğru mu? Şükürler olsun hepsini karşılayamıyorlar. Daha da karşılayamasınlar inşallah. Ama nerede Müslümanların, onlar saldırdığı zaman Müslümanların bu karşılama gücü nerede? Yok. Varsa o zaman sahip çıkacaksın. Uzun konuşuyor. Oralara tabii girmiyorum ben. Ama ve lakin şunu söylemek istiyorum yani. Kısa anlattım, çok anladınız. Lütfen ve keremen ne gözüyle bakmayan olaya kalkıp da bir İsrail yanlısı olarak veya münafık yanlısı olarak, yani ortada nasıl durduğunu bilmeyerek bakmayın. Hakikaten bir mazlumun ortaya, gerçekten zulme uğramış insanların ayağa kalktığını yapın. Dünya Müslümanların yapması gerekeni bir avuç mücahit kardeşimizin yaptığını bu şekilde değerlendirin yani. Allah da sonuna kadar yardım etsin inşallah. Hocam şeyde Sütçü İmam hadisesinde çıktılar, dediler ki kardeşim sen gittin, kalktın oradaki Fransız askerlerine karşı çıktın, kendini öldürttün. Şimdi senin yüzünden onlar bize saldıracak diyen münafıklar vardı hocam. Ya. Vatansızlar vardı. Ne oldu? Bir başladı orada diriliş. Ha, bir kişi kendini öldürttü hocam. Orada birkaç tane vatansız konuştu. Kardeşim kendini öldürttün. Şimdi onların hepsi askerleriyle gelecek, bizi öldürecek. Bir diriliş başladı. Ne oldu? Aynısını Bedir Savaşı'nda münafıklar yapmadı mı hocam? Siz gittiniz o müşriklerin kervanlarını kontrol etmeye, basmaya gittiniz. Şimdi onlar topuyla, tüfeğiyle, tankıyla geliyor. Bizim savaşımız değil bu deyip kenara yatmadı mı münafıklar? Bir de Allah şimdi aynısını söylüyorlar hocam. Siz başlattınız. Alın bak göreceksiniz belanızı. Göreceksiniz. Şimdi zamanı mıydı? Şimdi bakıyorum hocam Kurtuluş Savaşı'nda. Şimdi zamanı mıydı diyor ya, onu çıldırıyor mu ifade, biliyor musun? Nasıl olan zamanı? Adam bütün Filistin, Kudüs topraklarını yapmış, istila etmiş. Her türlü çökmüş, zulmediyor. Resmen vampirlik yapıyor, kanlarını emiyor. Çoluğunu çocuğunu perişan ediyor. Diyor ki zamanı mı diyor. Lan ne zaman zamanı bu? Ya, anlıyor musun bu şeyi ya? Ne demek ben zamanı mı diyor? Daha ne yapacaklar ya? Daha ne yapacaklar ya? Ya her türlü vampirliği yapıyor bu adam ya. Her türlü zalimliği yapıyor bu adam ya. Şimdi sen bir dakika ya ne bize bu kadar zulmediyorsun, bir dakika ne oluyor dediğinde o herkes ay bilmem ne bilmem ne. Ya bırakın bu işleri ya. Var ya aynen ne biliyor musun? Şu ayet-i kerime. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ. Allah buyuruyor. Sadıklarla yalancılar ortaya çıksın için diyor Mevla da böyle imtihan vereceğim size diyor. Aynen böyle. Bak münafıklar ortaya çık. Yavuruşaklıklar ortaya. Ama ben çok üzüldüm bu sefer, biliyor musun? Eskiden de öyle miydi bilmiyorum ama şimdi amma dedim ya bu Yahudi uşağı varmış Türkiye'de ya. İnan ben çok üzüldüm ya. Bu kadar beklemiyordum. Yani bazı insanlar normal. Bunlar normal diyorsun. Ama bu kadar da değil be kardeşim diyordum ya. Aman ne olmuş millet ya. Nifak ehli zaten çok. O başka. Allah sonlarını yesin inşallah. Sultanım siz konuşma esnasında gerçi olayı anlattınız da ben tekrar yine bir soru vardı. Konuyla alakalı yine bağlantılı. Şükürler olsun Kassam Tukay mücahitlerimiz adım adım Allah'ın yardımıyla evlatlarından, ailelerinden, canlarından vazgeçerek şükürler olsun hedefe doğru ilerliyorlar. Teneke kubbeyi delip geçiyorlar şükürler olsun. Fakat yine biraz da önce de ifade buyurduğunuz gibi maalesef böyle hala yok İsrail ne bileyim bir kediyi bile takip ediyormuş. Öyle kameraları varmış, yok şöyle ajanları varmış. Amerika ne bileyim nemneyi müsaade ediyormuş da gözümüyormuş böyle. Değişik hala bir gavur hayranlığı, gavuru hala gözde büyütme, Müslümanı hala yerme, böyle Müslümanlar hep küçümseme, Müslüman beceriksiz bir şey yapamaz düşüncesinde olan maalesef aramızda yine kardeşlerimiz var. Bunlarla bu konuyla alakalı nasıl değerlendirirsiniz efendim? Şimdi bu maalesef Yahudinin, Hristiyanın, din dışı insanların reklamı çok güçlü yapıyorlar. Reklamı ne yapıyorlar? Çok düşünüyorlar. Ufacık bir olayla karşılaşsan, bu adamlar senin çok özür dilerim yatak odanı bilirler. Yani nereden çıkartıyorsun? Nereden çıkartıyorsun kardeşim sen ya? Bu adamlar işte şunu bilir. Ya haşa, öyle ileri gidiyorlar ki yani akıl almayacak şekilde. Niye? Çünkü 3-5 tane bilmezler demiyorum. 3-5 kişi takip ederler. Adamın şeyini bilirler. Zaten işin başındaki adamları. Ama o 3-5 tane reklamını öyle bir yapıyorlar ki, anlıyor musun? Tak bütün millet mahalle baskısıyla beraber bunların gücü diye nitelendirdikleri şeyi ne yapıyorlar? Ya bunların gücünden ne olur ya? Allah bir sis verse ne yaptıklarını bilemezler ya. Mevla-i Teâlâ bir hortum verse alt üst eder hepsini ya. Vermedi mi Hendek'te? Verdi işte. 6 metre öntüde Mevla bir hortum verdik. Perişan oldular. Ya Mevla bunları ne yapar ya? Yemin ediyorum kafalarını kendi silahlarını kendi kafalarına sıktırdı ya. Ya sen ne konuşuyorsun ya? Allah'a zor yok ya. Ama işte bu bir Batı hayranlığı, gavur hayranlığı, Yahudi hayranlığı, şibran bir şibrin diyor. Adım adım diyor. Hayranlığı. Niye? Allah'ı bilmedikleri için. Allah'ı bilmemeye niyet ettikleri için. Allah'ı bilmeme konusunda karar verdikleri için. Allah'la alakalı Allah'ın gücünü görmemek istediğini. Bu nifak ehlinin de bu hali var. Kafirlerin de zaten bu hali var. O yüzden bu baskılarla bir bakıyorsun Müslümanları alt üst ediyorlar. Bir bakıyorsun Müslüman bile neredeyse bunlardan bu şekilde ne yapacak? Çekilecek ya, korkacak ya. Ve bunu sağlıyorlar. Ya veriyorlar bir de dünya sevgisini şey olarak yaşa. Sonra o yaşantıyı da bulmak için de mücadele verecek, dünyaya dalacak. Bu sefer cihadı unutacak, Allah'ı unutacak, her şeyi unutacak. Olay bu hallere gelecek. O yüzden kısa anlattım, çok anladınız. Yani kısacası Müslümanların onların yapmış olduğu propagandalar ne yapıyor? Kanmasından kaynaklı. Allah'ı bilmemesinden kaynaklı. Allah'ın gücünü tanımamasından kaynaklı. Yeryüzünde Mevla-i Teâlâ, Mevla-i Teâlâ'nın yeryüzünde geçmiş ümmetlerin ve geleceğe kadar neler yapabileceğini gerçekten iyi takip etmediğinden kaynaklı. Neler geldi? Bu ne? Bunlar ne ya? Amerika vardı işte, cahiliyetin ordusu. Amerika. Z'de değil de lammaydı yani. Cahiliyetin ordusu 100.000. Davut Aleyhisselam peygamber olmadığı zaman cahiliyetin ordusunda, ayet-i kerime bunlar. 313 kişiyle 100.000 kişilik orduyu dağıttılar. Yani bunu normal beyin olarak, matematiksel olarak düşündüğünüz zaman böyle şey mümkün değil, kabul edemiyor. Ama ayet-i kerime bak. Kem min fiyetin galiletin galebet fiyeten ketireten biiznillah. Bak bakalım. Nice azları, çokları ne yaptık? Galip kıldık diyor böyle adam. E gördün mü sen? Neyle? Sapanla. Sapanla ya. Sapanla. Davut Aleyhisselam'ın o sapanla cahiliyeti ne yapması? Vurup da helak etmesi. Şimdi incelediğin zaman bakıyorsun. Ya bunlar beyin olarak bunu, matematiksel olarak bunu olamayabiliyor mümkün değil. Aynı şekilde Nuh Aleyhisselam'a bak, Musa Aleyhisselam hepsine bak. Bir bak. Mevla Teala diyor ki denize diyor asanı vur diyor Musa Aleyhisselam. Ya Rabbi denize asamı vurmakla ne olur? Demiyor. Ne yapmıyor? Demiyor. Asamı vurmuyor, vuracağım diyor. Vuruyor. Tak. Asayı vuruyor. 12 tane yol açılıyor. Ve karşıya geçiyorlar. Firavun ordusuyla geçiyor. Ne oluyor? Yarı yolda hepsi kalıyor. Helak oluyorlar yani. İşin sahibi kim? O yüzden bugün de aynı şekilde mücahit kardeşlerimiz çok güzel kitlendiler ve yola gittiler. Ama ben gördüğüm kadarıyla münafık ehli. O yüzden ben buradan FM TV ekranlarını bize eden bütün seyircilerimize aman diyorum. Tek korktuğum şey bu. Allah muhafaza, yani münafıkça olaylara bakmak. Yahudinin gözüyle bakmak. Buna dikkat edeceğiz inşallah. Ne yapayım, muhafaza etsin. Yani nifaki ifadeleri kulakları kapatmışlar. onları durduracak, korkutacak, ürkütecek şeyleri de meyletmemişler. Kendi aralarında karar vermişler, bir Müslüman olarak düşünmüşler ve Müslüman olarak da yola çıkmışlar. Kitlenmişler. Kitlenmişler sultanım. Bu hususta sağdan, tebrik ediyorum. Soldan, Yahudiler, Yahudi uşaklarından, korkaklardan etkilenmemek üzere yapmışlar, kitlenmişler. Ben bu kitlenmeyi nasıl anlıyorum? Bakıyorum ki, mesela Türkiye bir şey açıklıyor, onlarda hiç öyle bir ne yok, durmak yok. Hamas bir şeye konuşuyor, onlarda durmak yok. Diğer ülkeler bir şey anlatıyor, herkes bir şey konuşuyor ama onlarda ne yok? Duymuyorlar onları yani. Zaten kendileri de açıklama yaptılar biliyorsun. Ne dediler? Çok konuşmayacağız, icraattayız, yola devam dediler yani. Zaten sizi takdir etmek ne mümkün sultanım yani az ifade kullanırız da. Şimdi ben normalde hele ki bugünlerde merakımızdan bu YouTube'da geziyorum yani kısa kısa röportajları izliyorum. Yani şuradaki ortamı ben hiçbir yerde duymadım. Şimdi birisi var ki orada İsrail'in diyor, orada stratejik diyor, devlet olmasa sebebiyle stratejik diyor, girişimleri olacak, o planı çoktan yapmıştır. İşte bu Kassam Tugayları... Burada bir özür dilerim, çünkü bu da bilinmeyen bir şey. Devlet değil. İsrail hiç devlet olamayacak yani. Allah onlara hiç ne yazmadı? Toprak yazmadı yani. Onlar sadece etrafında kendi uşaklarının destekleriyle böyle çökecekler yani. Yoksa devlet olma şansları yok yani. Allah onlara ne yazmadı? Devlet yazmadı yani. Evet, zaten oturamadıklarının alameti tabii. Sancıları zaten bir türlü oturamıyorlar. Onlar sadece etrafındaki o uşaklarının, onu destekleyen, etrafını destekleyen devletlerin sayesinde. Şimdi mesela düşünsenize misal Amerika bu işe ne yapmasa? Karışmasa. İngiltere karışmasa. Soruyorum ben sana. Filistinli kardeşlerimiz sadece onlar diyorum. Müslümanlar demiyorum. Bitirin. Sadece Filistinli kardeşlerim tükürüyle onları boğarlar. Kulmâ yâ bâbüküm Rabbi'yle evlâ dua hüküm var ya hocam. Biz burada olmamız gereken yerde dursak onların hepsi bir araya gelseler yine ona bile gerek kalmaz. Allah yok etti de hepsini. Yani sultanım baktım böyle bütün haber programlarında nihayetinde hep şeydeler. Bir yerde öyle bir güç var ki işte İngiltere'de daha evvelden bu konuşulmuştu, şuydu buydu. Filistin'e bu kadar ve bakıyorum yerel olarak insanlarımız bunu dinlediği zaman hani mevzu şu anda sıcak bir gelişme var. Filistinli kardeşim mücahitler cihad ediyor. Yani bir yere kadar geldiler. Oralara kadar bakmak yok. Hani diyorsunuz ya sultanım bir nebze hareketten sonra içeride olan bazı Araplar da onlar da kalkışacak icabında diyecekler. Bir dakika ya diyecekler. Sessizlik ama bak iş nereye geldi. Biz de safımızı rengimizi belli edelim diye. Türkiye'de de böyle bir durum biraz var sanki sultanım. Yani bir ifadelerle beraber yorumcuların böyle ifadeleriyle insanlar bir yerde böyle sessiz sedası dinleme taraftarı. Hani birebir de konuşuluyor belki. Oradaki kardeşlerimize yazık oluyor, şöyle oluyor. İşte çoluk çocuk katledildi ifadeler var ama normalde ekrana çıktığı zaman herkes böyle ağzını kapatıyor. Geyik muhabbeti yapmanın peşinde sultanım yani. Olayı lastik gibi çekelim. Aman ha böyle bir meydan okur gibi yazıklar olsun demeye getirmiyor. Bir yorum yapıyor. Siyaside de böyle görüyoruz. Halbuki Müslüman kimliğimizle beraber ABD'nin Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı o Netanyahu ziyaret etti. Dedi ki ben buraya dedi İçişleri Bakanı olarak değil bir Yahudi olarak geldim diyor. Adamı tebrik ettim ya. Adam diyorum bak görüyor musun diyor ki ben buraya öyle değil. Ben buraya Yahudi olarak geliyorum diyor. Şimdi bakıyorum bu ifadeyi gerçek manada kim kullanacak? Alışmışız bir dünya lezzetlerine. Göbeklerimizi şişiyoruz, göbekler kaşınıyor, masanın başındayız, güzel bir itibarımız var. Bir şey olsa zaten korkuyoruz bize nasıl ambargo, bu halk bizi yer mi, bitirir mi? Emaneten zaten burada duruyoruz. Akıbetimiz belli değil. Bu psikolojiler sultanım, siyasiye de bakıyorum ağzını böyle o biçim kapatıyor. Hiç konuşacak hal bırakmıyor. Aynen. Aynen. O yüzden zaten bütün sıkıntılar bundan kaynaklı yani. Yani nerede durdun? Belli olmalı. Kimin yanında durduğun belli olmalı. Müslümanın yanında durmalısın. Bak şimdi dünya üzerinde baktığın zaman İsrail'e adam ne yapıyor? İsrail'e devletler açık açık diyor yanındayız diyorlar. Ama Müslüman devletlere baktığın zaman genellikle Aman iki taraf arasında gerginlik olmasın. İşte ondan sonra şu olmasın, bu olmasın, filan olsun, pişman olma. Oğlum sen ne yaptın ya? Bak, kafir diye nitelendirdiğimiz devletler kendi yandaşını ne yapıyor? Aleni bir şekilde destekliğinden çıkıyor. Tabii her türlü yani. Ama sen şimdi kalkıyorsun, sen söyle Müslüman devlet olarak bilinen veya senden bir medet beklenen devletler olarak yani bir bakıyorsun. Hep şey açıklamaları. Sen söyle orta değil, itidal çağrısı hep yani. Ne itidal çağrısı? Adam aleni bir şekilde savaşa çıkmış. Ondan sonra karşı tarafta kendi gücüyle ezmeye çalışıyor. Sen Müslümanın yanında duracaksın ya. Menfaatlerin gidecek diye, menfaatlerimiz gidecek diye sen kalkıp da Müslümanı satabilir misin ya? Allah hepimizi muhafaza etsin ya. Ama dedim ya demin, alışık değil. Dünya üzerindeki Müslümanlar şu anda niye? Cihadı unuturlar onlar için. Cihadı unutunca böyle şeylere alışık olmadığından dolayı hemen ne yaptılar? Hemen tak herkes R'de bekliyor. Acaba durum ne olacak hesabı? Ama bu ara ben şey gördüm, baktılar ki Müslümanlar böyle konuşmalar istiyor. Bazı siyasiler de artık, sen söyle. Mesela geçenlerde bir tane siyasiden bahsediyorlar. O tam İsrail ağzıyla konuşmuş yani. O zaten öyle. Ben arkadaşlara kızıyorum yani. Ulan bu zaten öyle. Siz bunu ne bekliyordunuz yani? Sanki Müslümanları sever gibi gözüküyor ama öyle, bunun hayatı öyle bir şey yok. Hayatında hep İsrail'i sever onları yani. Din düşmanlarını sever yani. Onlara özenirler yani. Onlara özenirler yani. Her ne kadar Müslümanların önünde gözükseler de ama kesinlikle öyle bir durumları yok yani. Rabbim uyanmayı nasip etsin. Sultan, Sami hocamızdan müsaadeyle gruba bir soru sormuştu da Sami hocam sorursa ben daha çok memnun olurum gerçi ama biz burada özellikle çocuklarımıza, şimdi Filistinli o küçücük çocuklara bakıyoruz, hatip gibi konuşuyorlar. Yani böyle gavurun karşısında zafiyet göstermiyorlar. Bu harekat başlamadan önce de 3-5 yaşındaki çocuklar böyle askerlere böyle çok dik bir şekilde maşallah duruşları var o şekilde. Peki biz bu iman ve küfür savaşını, mücadelesini ailemize, evlatlarımıza nasıl aktarmalıyız, nasıl anlatmalıyız? Şimdi normalde bakın Gazze'de yetişen çocuklara bakın. Şu anda gelen bütün videolarda ne görüyorsun? 8-9 yaşındaki çocuklar başbakana bile mesaj verecek kadar neleri var? Kabiliyetleri var yani. Bak şimdi. Dikkat ediyor musun? Niye? Çünkü bu çocukları daha doğumunda ne yapıyorlar? Karşılarında bir düşman olduğunu gösteriyorlar yani. Biz şu anda açık söylüyorum, maalesef light bir Müslüman yetiştiriyoruz yani. Aman, yani şimdi çocuğa sor, oğlum senin düşmanın kim? Ya Allah muhafaza etsin, mahalle baskısıyla bir bakacaksın ki, öyle bir insan söyleyecek ki sen de şaşıracaksın. Lan oğlum ne yaptın sen ya? Diyeceksin ya. Veya hiç düşmanı yok yani. Niye? Çünkü maalesef şu anda biz çocukla yetişirken Allah'a düşman olanlar, eşiddâ'u alel küffâr, kafire karşı mümin ne olmalı? Son derece şiddet olmalı. E şimdi bak bakalım hayatında sen çocuğuna kafire karşı şiddet olmalısın, şiddetli olmalısın. Kim İmam-ı Rabbani ne buyuruyor? En büyük ibadet olarak, özellik olarak bunu görüyorum ben diyor ya. Tabii. Allah'ın düşmanlarına karşı düşman olmak. Ama biz de öyle ki. Bu adam yazar. Bu adam bilmem okur. Bu adam bilmem tarihçi. Oğlum Allah düşmanı lan bu adam. Allah düşmanı bu adam. Ne tarihçisinden bahsediyorsun? Ne bilmem neyinden bahsediyorsun? Allah düşmanı, Allah kabul etmiyor bu adam. Bunu rahat rahat ekranlara çıkartabiliriz. Öyle bir hal var piyasada. İnsanlar bunları ne yapabilir? seyredebilir. Her türlü olumsuzluğu yayabilirler. Ondan sonra bizim çocuklarımız da bakıyor ki bir anormallik yok. Baksana ya. Ne anormallik yok ya. Anladın mı? Türkiye'de maalesef şu anda aman ona dokunma, aman buna dokunma, aman şunu elleme, aman bunu elleme. Al sana o zaman, al sana bir gençlik. Sorumluluğunu bilmeyen bir gençlik. Nereye ne yapacağını bilmeyen bir gençlik. Nerede duracağını bilmeyen bir gençlik. Nerede durmayasını bilmeyen evlatlar. Hadi bakalım şimdi. Öyle bak ama orada öyle değil. Nasıl? Karşıda ne var? Bir düşman var. Ona göre yetiştiriyorlar. Ona göre ne diyor? Çocuk ne diyor bir tane videoda biliyorsunuz. Gördünüz, görmüşsünüzdür. Diyor ki bunlar diyor çocuklara vuruyorlar diyor. Bizi diyor korkutmak istiyorlar zannediyorlar diyor. Ama diyor bilmiyorlar ki daha çok kinimiz artıyor diyor. Gördün mü? Ya sen şimdi çocuğun eline vermişsin şeyi. Sen söyle. Telefonu vermişsin. Her türlü oyunu vermişsin. Allah muhafaza etsin. Akla hayale gelmeyeceğin şeylerle karşı karşıya bırakmışsın. Allah muhafaza etsin. O yüzden Rabbim gerçekten evlatlarımızı Allah ve Resul ölçülerine yetiştirmeyi nasip etsin. Yoksa bu şekilde bir bakmışsın kendi evladın düşman denetilendirildiğinde kendi annesini babasını düşman görmeye kalkar Allah muhafaza etsin. Evet. Ben de konuşuyorum. Allah razı olsun. Bayağı umutlandık, aydınlandık. Şükürler olsun elhamdülillah. Allah tarafından desteklendiğine inandık. Şükürler olsun elhamdülillah. Bu mücahitlerin sefer onlarda, zafer Allah'ta böyle inandığını duyduk. Ümitlendik elhamdülillah. Dualarınız olmasaydı hiçbir işe yaramazdınız. Ayet-i kerimesinde duanın ne kadar çok önemli olduğunu duyduk. Elhamdülillah çok büyük bir ders aldık, ibret aldık elhamdülillah. Yani onların orada savaşmasıyla bizim bir gece gözyaşımız arasında hiçbir fark olmadığını öğrendik. Umutlandık elhamdülillah. Ama zormuş. Dün başıma geldi. Olumsuz bir şey söyleyeyim. Gece 4 gibi Allah beni kaldırdı. Biraz da dişim ağrıyordu. İçimden bir ses dedi ki Sami kalk abdestini al. Şöyle bir dua et. Nasip olmadı. Baktım ki cihat. Şimdi benim cihadım orada oydu yani. Kalkacaktım, abdestimi alacaktım, kıbleye dönecektim ve ellerimi açıp gözyaşıyla dua edecektim. Benim cihadım o an oydu. Şimdi otururken Sami kendi kendine diyor ki gitsin Filistin'de savaşsın. Şimdi burada kolay. Ama o an Sami'nin o anki cihadı teheccüde sen kalkacaksın, abdestini alıp namazını kılıp dua edeceksin. Oydu baktım çok zormuş hocam. Rabbim inşallah başartırsın. Öyle zannediyorum bana olduysa... Herkese Allah birisini yolluyordur. Kalk bakalım sen bu cihadın neresindesin diye illa herkes kaldırılıyordur bir türlü. Rabbim yani burada olup da işte orada olsaydık keşke demektense bulunmuş olduğumuz yerde neyse vazife onu yapmayı nasip etsin. Benim cihadımızı size yani, cihadımızı inşallah cihadımızı. Benim size sorum şu hocam. Şimdi bu kadar çok İsrail'le alakalı Filistin'le alakalı, Müslümanların galip olmasıyla alakalı, bu kafirlerin bir hiç olmasıyla alakalı konuştunuz. Bu arada biz bu ülkede bu Siyonistlerin devşirmeye çalıştığı bu evlatlarımız için, bu gençliğimiz için, çünkü şu cihat başlamadan önce bizim cihadımız neydi, bu gençliğimiz ne olacak, evladımız ne olacaktı, şimdi bunu unuttuk. Asıl şimdi ne yapmalıyız? Nasıl yapmalıyız? Hadi arkadaşım tamam artık dostumuzu gördük, düşmanımızı gördük. Şimdi oraya bir türlü odaklanıp buradaki gençliğimizi hepten kaybetme durumunda olma durumumuz olur mu? Burada ne yapmalıyız hocam? Şimdi bak çok önemli bir konu bu. Taviz tavizi getirdi. Bu düşünceler bizleri ne yaptı? Hep tavize yönetti. Yönlendirdi. Tavize yönlendirici. Bu sefer ne yaptık? Aman ona dokunma. Aman şurası bozulur. Aman buna dokunma. Burası bozulur. Aman şöyle yapma. Bu sefer ne oldu? Taviz tavizi getirdi. Artık kimseye dokunamaz hale geldik yani. Ya bir avuç dahi kalmış olsak, biz hakkı her türlü haykırmalıyız. Hakkı yaşaması için her türlü mücadele vermeliyiz. Belki annemiz bize karşı çıkacak. Belki babamız bize karşı çıkacak. Belki kardeşlerimiz bize karşı çıkacak. Belki en yakınlarımız karşı çıkacak. Önemli değil ya. Mutlaka hakka haykırmalıyız. Ama maalesef aman dokunma şöyle sıkıntı olur. Buna dokunma. Böyle olur mu kardeşim? Ne oldu ondan sonra? Netice nereye geldik? Bir de Müslüman kardeşlerimizde bir ahlak var biliyorsun. Hocam diyor öyle konuşma. Niye? Fitne olacak. Allah Allah. Allah manyak mısın oğlum sen? Sen gerçekten mi diyorsun bunu sen ya? Ya sen bunu gerçekten mi söylüyorsun ya? Ya Türkiye'de fitne olmayan bir tane bir yer gösterirsenize bana ya. Fitne olmayan bir şey gösterin bana ya. Bir ticaret bildirin de fitne yok orada deyin bakayım. Bir eğitim sistemi bildirin de gerçekten orada fitne olmamış olsun. Bir ahlaksızlık konusunu içeri sokağa inin bakalım. Bir de orada fitne olmamış. Bir tane söylesenize bana ya. Ya tek hakkı söyleyeceksin. Orada fitne olacak diyecek ya. Ulan bir tane fitne olmayan yer var. O da hakkı söylemek ya. Hakkı söylemek fitne olmaz ya. Ama taviz bir tavizi getirdi. Ondan sonra şimdi öyle bir hale geldik ki hep beraber çoluğumuza, çocuğumuza, kızımıza hiç kimseye söz geçiremez hale geldik. Şimdi adam ne yapacak? Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Kuru kuru seyretmekten başka hiçbir şey yapamaz. Öyle bir hale geldi. Genç kızın sana çok ağır ifadeler rahatlıkla kullanabilir. Genç oğlun seni ne yapmayabilir? Hiç dikkate almayabilir. Yaşlısı da fark etmez. Gördün mü sen kardeş? Ne oldu? Hani dindar nesil yetiştirecektik? Muhteşem bir dindar nesil geldi bak. Bak bakalım şimdi. O yüzden kısa anlattım, çok anladınız. Allah Celle Celaluhu inşallah tekrar uyanmayı nasip etsin bize inşallah. Ama unutmamak lazım. Bana göre az da kalsa, her türlü eziyeti de göreceğini bilsen, asla tavizsiz bir anlayış görmemiz lazım. Tekrar ediyorum, tavizsiz bir anlayış. Ama hocam şimdi biz oradaki mücadelelere Siyonizmi yıktırdık. Ümit varız şükürler olsun. Bizim gençlerimizle alakalı da şöyle bir ümit var olacağımız birkaç şey söyleseniz de program belki bitmek üzeredir. Bizim çok de gönlümüzde. Kolay ben sana söyleyeyim, tavizsiz anlayışı güzel bir şekilde ortaya koyacaksın. Bak göreceksin çoğu insan bundan ne yapacak? Gerçekten istifade edecek. Bakacak ki kardeş taviz bizi ne yapmış? Çoluğumuzu çocuğumuzu elimizden kaçırmış. Tavizsiz bir anlayışa gerçekten yürürsek İslami kurallarda, peygamber ahlakında güzel bir şekilde ölçülerde yürürsek çoluğumuzu, çocuğumuzu koruruz ya, muhafaza ederiz. Koruyamadık, kendimizi koruruz. Şimdi çok kıymetli bir abimiz vardı. Hala kıymetlidir bizim için ama şimdi her şey mükemmel. Yani kılık, kıyafet, her şey, yaşantısı, maşantısı. Düştü bir sevdaya. Ne sevdası? Kadın sevdası yanlış anlaşılmasın. O bir kesim insan vardı böyle. Mafyavari türü. Ben dedi gitti onlara gideceğim dedi. Onları düzelteceğim dedi. Abi yapma etme gitme. Ne yapıyorsun? Yani sen onların içine gitmeye kalktın mı? Onlar kökleşmiş davalarında. O yüzden de orada ne yaparsın? Sen erirsin. Onlara getiremezsin yani. Yok şöyle yapacağım, yok böyle yapacağım filan. Abi bir kaybettik abi. Anladın? Onları düzeltecekti. Onlar gibi oldu. Şimdi bazı kesim tipler vardır. Allah hidayet etsin. Ben işte uyuşturucu şeyleri kurtaracağım adı altında. Güya onları kurtaracağım diye. Onlarla uğraşmaya kalkarlar. Anlıyor musun? Sonra bir bakmışsın, tak onlar gibi oluyorlar. Sen kimsin? Sen kabiliyetin ne kadar? Ağız bozukluğu onlar gibi. Hayatları onlar gibi. Geç alemleri onlar gibi. Her şeyi, ahlak onlar gibi. Tam bir... ne oldu? Hani insanları düzeltecektin. Öyle olmaz. Taviz tavizi getirir. Gidersin. Sen vazifeni yapacaksın. Hidayeti Allah onlara ne yapacak? Ulaştıracak. Vur kaç taktiğiyle. Hiç onlara hocam görüşmeyecek. Görüşeceksin. Nasıl? Anlatarak devam. Anlatarak devam. Yoksa kalkıp da onlarla aynı meclise oturacaksın. Mevla-i Teâlâ kalplerini birbirine benzetirsin. Kalplerini birbirine benzetirsin Allah'ım. O yüzden şimdi tekrar ediyorum. Kardeşim sen tavizsiz bir anlayışla İslam'ı yaşayacaksın. Yaşatmaya çalışacaksın. Vazifeni yapacaksın. Devam edeceksin. Bitmiştir. Ondan sonrası o seni ilgilendirmiyor. Ondan sonrası kimin işi? Allah. Allah'ın işi. Bir şey hocam. Ama biz maalesef işi hep biz bitireceğiz. Aman ona şöyle söylemeyelim. Kaybolur. Aman ona böyle demeyelim. Kaybolur. Diye diye hepsi kayboldu zaten. Kimse de kalmadı ha elimizde. Sizin önderliğinizde yazılan bir tefsir kitabı var ya hocam. O tefsir kitabında şeyi okuyorum. 8. cüz herhalde. Ve kederlike cealina likül nebiyin adüven şeyadînel insi vel cinni yuhî bâdûm ilâ bâdûn zuhrufel gavle gurûra. Onlar birbirleri aralarında kendi kendilerini gazlarlar. Bunlar bu şekilde birbirlerini sürekli kötü olan yolda tutarlar, sımsıkı tutarlar. Ve levşâ rabbike mâ fealûhû. Allah dileseydi onlar öyle yapamazdı. Ayetin sonunda şöyle bir tefsirde şöyle bir ifade. Federhum ve mâ yefturun. Bırak ne halleri varsa görsünler, kendi iftiralarında boğulsunlar. Yani bu şeyde, çünkü çoğu zaman tutmaya çalışırken kendini kaybedersin. Kendini kaybedersin. Hatta ayet-i kerimelerde bile var. Yani sen tebliğini yap. Vazifeli hidayet yap. Sakın ama sakın. O Allah'a ait konusu. Yani zaten dünya üzerinde en büyük olay bu. Sen vazifeni yapacaksın yani. Biz burayı karıştırıyoruz. Biz Allah'ın işine karışmaya kalkıyoruz. Biz kendimize ait olmayan işlere burnumuzu sokuyoruz. Biz işgüzarlığı çok yapıyoruz. Ya sen işini yapacaksın ya. Sen vazifeni yapacaksın. Tek de kalsan vazifeni yapacaksın. Çift de kalsan vazifeni yapacaksın. Sen vazifeni yapacaksın yani. Biz Allah'la yürüyeceğiz. Allah'ın emirlerini yerine getirerek vazifemizi yapacağız yani. Yo ama hocam o öyle nasıl olacak? Ya sen başladın Allah'ın sahasına girmeye. Şu anda şeylerde de öyle. Çare bekleme konusunda, çareyi bulma konusunda da böyle. Allah hepimizi muhafaza etsin. Sultan, programımızı sonlandıralım mı? Nasıl uygun görürseniz. Evet, vakit gelmiş. Peki. Bizim takipçilerimiz... Gelenlerin sorularını sormayacağınıza göre. Öyle gözüküyor. Var mı soru hocam? Sami hocam var mı? Yüzlerce soru var. Nasıl istersen sultanım. Bitirelim vakit gelmiş. Bitirelim inşallah. Evet, bu gecenin sonuna, programın sonuna geldik. Arife tarif gerekmez. Efendimizin bir ifadesi var. Bir kişiye diyor 10 dakikada anlatsan anlayacak şey, belirli şey, mevcut şey olan ortaya vücuda gelir. Sabaha kadar anlatsak da aynı mevzuları konuşmuş olacağız. İnşallah konu hasıl olmuştur. Her birinizden Rabbim razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.